olacağız. Ayrıca Giresun'da Giresun'un gelişimini arttırmak adına uzlaşı kültürünün artması düşüncesi içerisindeyiz. Meslek odaları, ilgili dernekler, sendikalar bunlarla beraber Giresun için, Giresun'un daha iyi gelişim sağlaması için tek yumruk bulunması ve en iyi şekilde çalışılması gerektiğini düşünüyorum. Ayrıca sırf vatandaşın gözünü boyamak için yararından çok zararı olan, şehrin asıl sorunlarını çözmeyen yerel yönetim anlayışına karşıyız. Geçtiğimiz günlerde 29 Ekim'de 100. yılını kutladığımız Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün hiçbir şeye ihtiyacımız yoktur, tek bir şeye ihtiyacımız vardır, o da çok çalışmak sözünü benimsemiş biri olarak bu süreçte çok çalıştım, bundan sonra da çok çalışacağım. Benim yol arkadaşlarım da çok çalıştılar. İnanıyorum ki bundan sonra da çok çalışacaklar. Son olarak ben sizlere kendi yerel yönetim anlayışımı söylemek istiyorum. Ben şehrimizin çağın gereklerine ayak uyduran, fabrika bacası tüken, ülke turizmine katkı sunan, halkın söz sahibi olduğu, göçün azaldığı, öğrencilerin heyecan ve sevinçle geldiği kalkınan bir Giresun için 2024 mali idareler seçimlerinde Giresun belediye başkan aday adaylığımı tüm kamuoyuna duyuruyorum. Sayın basın mensubu arkadaşlara teşekkürlerim. Değişim sonucunu da partimizin karar verme mekanizmalarında parti meclis üyelerinde genç arkadaşlarımız rol aldı. Partimizde aslında şu anda yönetim kadrolarında bir gençleşme var. Biz aynı şekilde bunu yerel yönetimlerde de olacağı inancıyla bir yola çıktık. Ayrıca ben şahsım olarak teknik bir isim olduğum için ve 4-5 yıldır da ticari iş hayatında bulunan biri olarak şehri en iyi şekilde yönetebileceğimi düşünüyorum. Ayrıca zaten tek başıma değiliz. Bu iş bir ekip işi, kadro işi. Biz buna inanarak az önce de belirttiğim gibi bir yola çıktık. Bundan sonra da başarabileceğimize inanıyoruz. Başarılı olacağımızı da düşünüyoruz. Muhtemelen örgüt içerisinde bir ön seçim olacak. Bu ön seçimde de değişimin tabanda da olacağını düşünerek biz kendimizi gayet iddialı buluyoruz. Nasıl bir ön seçim istiyorsunuz? Delegelerle üyeler? Üye bazlı olacağı zaten konuşuluyor şu anda. Önümüzdeki günlerde açıklanacaktır resmi olarak. Dokunan projeler olacak. Basit ve insana dokunan projeler ve belediyenin mali külfetini azaltacak, belediyeyi kâra geçirecek projeler üzerine düşüncelerimiz var. Bunu da göreve geldiğimizde inanın ki göreceksiniz. Hayırlı olsun. Hayırlı tesadüfler. Sizin nasıl bir Giresun hayaliniz var? Alay adayını bazında sorun. Nasıl bir Giresun hayaliniz olduğunu merak ediyorum.